Bir yandan da ekonomiyle ilgili bugün önemli bir ziyareti de duyuralım. Hatta biraz önce de yeni bir fotoğrafla bu önemli ziyaret duyuruldu kamuoyuna. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekipleriyle birlikte bir heyetle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir çalışma ziyareti düzenlediler. Çalışma ziyareti önemli. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Elzayet Nahyan'la da bir araya geldi heyet. Burada tabii ki bundan sonra iki ülkenin birlikte atabileceği adımlar konuşuldu. Ee, görüşmeye Yılmaz Şimşek'in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan da katıldı. Fotoğraflarla da öğrendik ama tabii ki heyetten alınacak bilgiler bu görüşmenin nasıl geçtiğine ve bundan sonra hayatımıza nasıl yansıyabileceğine dair e, bilgiler çok daha önemli olacak. Bugünlerde yabancı yatırımın önemi zaten ortada diyelim. Ve istikrar Vurgusunu bir kez daha yaptı ee, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Hatta açıklamasını yaparken de 3 ana başlıkta yeni ekonomik yönelimden bahsetti. Hemen dinleyelim. Merkez Bankası Haziran ayı faiz toplantısı ile politika faizinde 650 bas puan artışa gitti. Faiz oranını %15 seviyesine çıkardı. Faiz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek istikrar, güven ve sürdürülebilirlik vurgusu yaptı. Türkiye yüzyılının temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır. İstikrar, güven, sürdürülebilirlik. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir. Hazine ve Maliye Bakanı refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez ön koşul olduğunu belirtti. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı, diğer yandan da verimlilik artışıyla sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse, öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olansa güvendir. Güven ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir. Şimşek Türk Lirası'nın istikrar kazanmasının hedeflendiğini belirtti. Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi, dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesi Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacaktır. Bu ise yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. Mehmet Şimşek, ekonomi felsefesinin temelinin teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışı açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeline dayandığını belirtti. Bugün Merkez Bankası'nın aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek bu gerek bu ifadesini yani. kullandı.